Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün Dominik Farnov'un Prurient projesi üzerinden noise mefhumuna odaklanmak istiyorum. Aslında Dominik Farnov'un başka bir sürü projesi var. Farklı mahlaslarla. Fakat benim Prurient'a odaklanmak istememin sebebi zamanında noise üzerine düşünürken, noise ve noise müziği üzerine düşünürken beni ziyadesiyle etkilemiş olması. Çünkü sadece bir tür olarak noise yapmıyor. Farklı alt türler ya da yan türler, benzer türlerde de noise mefhumunu kullanıyor diyebilirim. Bu farklılaşma aslında benim yine biraz ilgimi çeken dinleme deneyimine de tekabül ediyor. Çünkü aslında noise ve çevresinde gelişen daha zor dinlenebilir müzikler diyelim. Ya da geleneksel olmayan müzikler diyelim. Her ne kadar bu kavramlar biraz böyle sorunlu kaçabilse de. Belli tip müzik dinleme biçimleri önerirken noise ve diğerleri dediğim gibi daha farklı çeşitli dinleme türleri hem öneriyor hem de yapılandırıyor diyebiliriz. Ve bu anlamda da aslında 20. yüzyıl müzik tarihine bakarken dinleme tarihi gibi bir okuma yapıyorum. Yani onu öyle düşünüyorum daha doğrusu. Bu şekilde araştırıyorum. Yöntemim bu diyebilirim. Ve 21. yüzyıldaki dinleme deneyimi de aslında Fernow'la bir şekilde karşılık buluyor mu? Dominik Fernow'da ve Prurient'ta bulmuyor mu? Biraz ona bakmak gibi planım var. Buna bakarken tabii hem müziklerini dinlemek, onları analiz etmek, hem verdiği röportajlara bakmak, hem plak kapaklarına bakmak gerekiyordu. Çünkü aslında zaten kendisini bir sesle uğraşan bir sanatçı olarak görüyor. Sadece müzisyen ya da performansçı olarak görmüyor. Bu açıdan aslında böyle bir geniş, yani hem müzikle alakalı hem de ekstra müzikal, yani müzik dışı girileri de dinlemek, daha doğrusu bakmak, incelemek gerekiyordu. Evet, şimdi ufak ufak bu dinleyici tiplerinden başlayalım. Aslında dinleyici tipi dediğimiz şey çok 20. yüzyıla özel bir şey. Halen şeylerini bulsak da, izlerini bulabilsek de 20. yüzyılda böyle bir tipolojiler kurmak gibi niyet var. Niyet değil daha doğrusu böyle bir girişim var diyeyim. Aslında izini sürdüğümüzde 18. yüzyılda Almanya'da görebiliyoruz bunu. Varsayılan uzmanlar ve gerçek uzmanlar olarak ikiye ayırıyor. Bu ayrımlar tuhaf. Bazen o dönem için gerekli bir şeyleri anlamak için zaten elzem de diyebiliriz. Fakat tuhaf olmasından ziyade yani yararlı olması şu anlamda bizi o dönemin müziğini de anlatıyor denebilir. Mesela Adorno'ya baktığımız zaman aslında kitle kültürü üzerine çalışıyor ve caz üzerine, mesela popüler müzik üzerine ya da klasik müzik üzerine çalışıyor ve orada belli başlı dinleyici tipleri öneriyor. Bu dinleyici tipleri aslında o dönemi anlamamızı da sağlıyor. Şu andan baktığımız zaman her ne kadar elitist, her ne kadar sınırlayıcı gibi görsek de bu ideal tiplerini Adorno'nun o dönem için bir anlamı var. Ve bugünden de eleştirerek yeni kapılar açmak için de önemli diyebiliriz. Noise'a gelince bu ideal tiplerin gerçekten her ne kadar bu tiplerle değerlendirebilecek olsa da biraz yetersiz kaldığını söylemek gerekiyor. Zaten o yüzden bu noise gibi çok geniş bir kültürü diyeyim, müzik geleneğini diyeyim, müzik türünü, bunun hepsine tekabül ediyor. Çünkü bunların hepsi aslında noise'u anlamak için farklı yöntemler oluşturuyor. Bunları anlayabilmek için aslında o yüzden dinlemeyi de kattım. Dinlemeyi daha ön plana çıkardım diyebilirim. Şimdi 20. yüzyılla alakalı bazı adımlar atacağım. Adımlar atmak istiyorum, onları aktarmak istiyorum. Dediğim gibi çok geniş. O yüzden biraz böyle sınırlayarak ve kabaca anlatmam lazım. Evvela tabii herhangi bir noise müzikle alakalı bir çalışması olan ya da ilgisi olan birinin
karşısına çıkacak olan fütürizmle başlamak gerekiyor. Fütüristler aslında müthiş bir manifesto yayınlıyorlar. Manifesto çağı çünkü modernizm biliyorsunuz. Modernist dönem 20. yüzyılın başı. Müzikal modernizm filan da müzik modernizmi dediğimiz şey de oraya tekabül ediyor. Ve orada aslında kendilerinden önceki müzik gelenekleriyle bir hesaplaşmaları var. Hatta yani konser salonlarını yıkmak, ondan sonra notaları yakmak gibi böyle bir takım niyetleri var. Hatta faşist bir yanları da var diyebiliriz. Ama bizim için önemli olan makineyle olan münasebetleri denebilir. Bunun yanında da dışarıdaki sesleri dinlemeye kulakları itme denebilir. Yani bir şey oluyor, işte endüstriyel devrim olmuş, artık şehirler çok daha sesli, bundan önce de sesli, farklı şekillerde sesli ve gürültülü olduğu iddia ediliyor daha doğrusu, ama artık fabrikaların sesleri, araçların sesleri, makinelerin sesleri var ve onu bir şekilde aslında konser salonlarına dahil etmek gibi bir niyeti var. Hatta Marinetti'nin bir tane de enstrümanı var. Bir enstrüman da yapıyor. Makine benzeri ve bundan önceki müzikal geleneğe karşı. Yani böyle bir bildiğimiz anlamda bir melodi yok, bir ritim gibi bir şey yok. Harmoni zaten yok. Ve bu açıdan da aslında Noyce'un ilk böyle şeylerin, temellerin atıldığını söyleyebiliriz. Ardından Dada geliyor. Bunları neden anlatıyorum? Bu arada bir yandan tabii Fernando'da da bağlantısı olduğu için, çünkü röportajlarında çok sıklıkla şey veriyor. Dada'nın da çünkü bir anlamla olan münasebeti var ve Fernando'nun da anlamla bir alıp veremediği var diyebiliriz. Her ne kadar ben bir şeyler yapsam da bu dinleyiciye giderken çok da benim yaptığım şekilde, benim yaptığım anlamda gitmiyor gibi bir sözü var. Aslında Birinci Dünya Savaşı'ndan çıktıktan sonra bu dadacıların muhtelif, yani farklı şehirlerinde Avrupa'da boy verdiklerini görüyoruz. Ve biraz böyle ironiyi de işin içine soktuklarını, mantıkla bir alıp veremedikleri olduğunu, kavramlarla aslında bir sürü şeyin, kavramların bir sürü şeyin önemini, daha doğrusu muhteviyatını, içeriğini kapattığını söylüyorlar ve zararlı buluyorlar. Ve bu açıdan da aslında dediğim gibi yine Fernova bağlayabileceğimiz, Fernova'nın da direkt referansıyla bağlayabileceğimiz bir kanal diyebilirim. Ardından tarihsel avantgarda bakmak istiyorum biraz. Çünkü tarihsel avantgard zaten biraz bu fütüristleri de dadaları da içine alıyor. Yani tarihsel avantgardın bir kısmına bakmak istiyorum. Orada açıkçası Avrupa müzik geleneği var. Avrupa müzik geleneğini biraz şu bağlamda değerlendirmek, bugün aktarmak gerekiyor. Tonal müzikle olan münasebetleri, o da nedir? Artık 20. yüzyılın başında, 19. yüzyılın sonundan beri gelen, 20. yüzyılın başında ve ortalarına kadar, hatta bugüne kadar da süren bir hiyerarşilere karşıtlık olarak, tonal hiyerarşiye karşıtlık olarak, tam olarak karşıtlık olarak gelişmese bile bir değişimin geldiğini söyleyebiliriz. Seriyalistler var mesela. Seriyalistler bu anlamda belki çalınamayacak müzikleri aslında yazıyorlar, ediyorlar. Ama zorlama, yani bir tür zorluk ve kendinden önceki müzik geleneklerine getirdikleri yeni soluk anlamında tarihsel avantgardları da anmadan geçmemek gerekiyor. Fakat sonraki adım deneysel müzik. Belki tarihsel avantgardlardan çok daha mühim, çünkü bir Amerika kıtasına geçiyoruz artık. Amerika kıtası bildiğiniz üzere yani çok fazla, 20. yüzyılda çok fazla besteciye ev sahipliği yapıyor. Bunların arasında belki Cage'i
biraz kısaca anlatmak gerekiyor. Gerçekten kısaca çünkü Cage, yani nasıl olacak bilmiyorum ama mümkün mertebe kısaca. Cage'in bütün sesleri dinlemek için kulakların açılması gibi bir önerisi var, bir vurgusu var. Bunun da işte bahsettiğim dinlemenin farklı katmanlarına katkıda bulunduğunu söylemek gerekiyor. Cage aslında elektronik müzikle de bir şekilde bağlantısı olan, direkt olarak olmasa da bağlantısı olan bir besteci. 4.33 muhtemelen herkes bilir. Sessizlik adı verdiğimiz, aslında sessizliğin mümkün olmadığı gibi bir kavramsallaştırmaya gidiyor. Ve hani enstrüman olmayan enstrümanlardan ses çıkartma, estetize edilmemiş sesleri estetize ederek müziğin içine dahil etme ve gürültünün aslında tam olarak yargılanamayacak bir şey olduğunu savunması bizim için bu sunumda bugün önemli olan, üstünden geçmemiz gereken bazı noktalar olarak karşımıza çıkıyor olabilir. Avrupa'da bu dönem aslında gelişen bir elektronik müzik şeyi var, geleneği var. Ondan bahsedelim. Çünkü elektronik müzik deyince çok fazla yere tekabül ediyor. Daha doğrusu bugün konuştuğumuz bir sürü şey çok fazla yere tekabül ediyor. Deneysel müzik dediğimiz daha kez aynı şekilde yere tekabül ediyor. Ama ben biraz da böyle kendi nezdimde olan şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Çünkü elektronik müzikte de iki tane kanalın olduğunu söylememiz gerekiyor. Bunlar iki ana kanal belki demeliyiz Avrupa'daki. Bir tanesi Stockhausen, Alman besteci Karlheinz Stockhausen'ın açtığı sıfırdan bir ses üretimi gibi bir şeyi takip ettiği ve gürültüyü aslında armonik olan seslerle dengede tutarak bir şekilde kulaklarımıza aktaran besteci olmasıyla önemli. Öbür tarafta Pierre Schaeffer var ki onun zaten akuzmatik dinleme dediğimiz bir şey var. Nedir onun adı? Bir kavramı var. Reduced listening falan diye de çevriliyor. Sonradan devam ederken. Schaeffer de aslında dışarıdaki sesleri alıp onları bir şekilde yeniden bağlama oturtarak bir kompozisyon yaratma peşine gidiyor. Sesleri manipüle etmenin peşinde diyebiliriz. Ve aslında bugünkü sampling geleneğinin de ilk kazığını çakıyor denebilir bildiğimiz anlamında. Bunlar elektronik enstrümanların ve elektronik müziğin katkısı kuşkusuz aslında akustikten uzaklaşması, akustik müzikten uzaklaşması, yeni ses kaynaklarına yönelilmesi, sesin kendisinin bir fenomen olarak tekrar, nedir onun adı, tekrar değil, farklı türde kavramsallaştırılması denebilir ve aslında bu şeyler, adımlar da bizi bir şekilde bu noktada noise'a getiriyor diyebiliriz. Dediğim gibi çok fazla yeri atlıyorum. Çok yani işte ama bir saate bunları sığdırmak bile gerçekten beni çok zorladı. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur demeden geçirmedim. İşte noise da yani noise her şey olabiliyor. Yani bir onu bir baştan bir söyleyelim. Yani bugün zaten her şey olabiliyor. Türden çıkartıp artık farklı türlerin içinde bir şekilde stil olarak girebiliyor. Bir tavır olarak kullanılabiliyor. Bir araç yani aslında araçsallaştırılabiliyor. Ve biz hep harsh noise dediğimiz böyle daha brüt böyle noise olarak alıyoruz. Ama farklı farklı yaklaşımlarla, farklı bestecilerle, illa artık okullar olması gerekmiyor. Biraz önce bahsettiğim gibi modernist müzik şey altında, şemsiyesi altında farklı farklı biçimlerde kullanılıyor, dinleniliyor da denebilir. Ama bu kadar böyle her şey olabilir deyip bütün böyle masaya yayılmadan
biraz toparlayalım. Çünkü bir tür olarak kullanılması var. Türleşmesi var yani. Büyük harfle noise diyebileceğimiz ya da işte Türkçe'ye bazen gürültü müziği diye çevrilen şey var. Burada Japanoise önemli. Japanoise aslında müzikal ses ve yapının çoğu özelliğinden yoksun ve bu anlamda nitelemek de çok zor. Fakat yine de özellikle yani turlayan bir takım müzisyenler, dünyanın etrafında turlayan, dünyada turlayan bir takım müzisyenler ve Japonya özelinde 3-4 tane müzisyenin üzerinden yapılan bir kavramsallaştırma diyeyim yani. Bunun çoğunlukla dinleyicilerin duygularıyla, dinleyicilerin nitelemeleriyle oluştuğunu bize gösteriyor. Bir tür olumsuzluk var, bir tür karşı çıkış var, bir tür estetik direniş var, aşırılık var. Ve bu da aslında bizim klişe, yani herkesin bildiği, klişe demeyeyim, gürültü mefhumunu zihnimizde şekillendiren başat öğeler denebilir. Klasik ve popüler müzikleri yöneten geleneklere göre algılanan inatçılığın yanı sıra çok az ortak noktası olan rengarenk bir dizi sessel uygulama için uygun bir takma ad haline geldi. Gürültü yalnızca elektroakustik araştırma, serbest doğaçlama, avantgard deney ve ses sanatı arasındaki bir yeri belirlemekle kalmıyor. Daha ilginç olarak türler arasındaki anormal müdahale bölgelerine de atıfta bulunuyor. Post-punk ve serbest caz arasında, harsh noise ve folk müzik arasında, stokastik kompozisyon ve art brut arasındaki bir atıftan bahsediyorum. Yine de görünüşte müzikolojik sınıflandırmaya meydan okuyan tüm sessel deney biçimlerini kategorize etmek için kullanıldığından, gürültü yerleşik türü yıktığı düşünülen herhangi bir şey için genel bir etiket haline de geliyor. Aynı anda müzikal öncülüğün belirli bir alt türü ve bir türü tarafından kapsanmayı reddeden şeyin de adı oluyor. Sonuç olarak gürültü özel bir isimle bir kavram arasında gelip gidiyor. Kavramsal müdahale arasında ikilemde kalıyor. Bu tür bir paradoks tarafından engellenmek şöyle dursun. Bu sahte türün daha macera perest uygulayıcıları bu belirsizliği, çatışmanın bu tür genellemeleri ve jestleri acımasızca belirleyip ufalayarak gürültünün yıkıcı iddialarını etkin bir şekilde gerçekleştiren bir çalışma için elverişli bir koşul haline getiriyorlar ve dönüştürüyorlar. Evet, gürültü gerçekten her yere tekabül edebiliyor. Yani hani böyle bir İngilizce'de bir şey var ya, bir
masanın ortasına oturan bir fil yani her yere dokunabiliyor gibi. Bugün günümüzde o hale geldi. Ve bunu yapılırken aslında bir müzikal malzeme olarak kullanılmasının çok önemli bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Artık Noyce'un yani gürültünün farklı bir yerde olduğunu, müzikal bir malzeme olarak kullanıldığını söylemeliyiz. Gürültünün dilinin sanatsal bir pratik olarak başkalaştığını da belirtelim. Şu anda farklı olan sadece sesler değil, yani farklı sesler değil. Seslerin karakterleri, tınıları ve sese ait olan özelliklerin aslında değişimi olması. Mevcut sanatsal gürültü pratiğinin aşırı tarafları aslında gürültünün olası anlamlarını çoğaltıyor ve bir tür çözülmeye de getiriyor. Mesela Merzbow'un en iyi örneklerinden bir tanesi. Bu harsh noise'un icracısı aslında ve Japon noise'u kavramsallaştırmasında Japonyalı bir besteci olarak, bir performansçı olarak çok önemli. Bu başka türde, bu harsh noise aslında başka türde olanakları, gürültülü olan olanakları da kapatıyor gibi bir durum var. O yüzden bunu daha çok araştırılması gerekiyor. Ve hatta bugün böyle çalışmalar çok daha fazla. Ve araştırma derken tabii araştırmacıların değil sadece, performansçıların da ya da müzisyenlerin de ya da başka müzik alanında olmayan diğer insanların da girmesi gerekiyor ki giriyor. Daha doğrusu gerekiyor değil. Çünkü sadece müzikte kalan bir tarafı yok bu söylediğim şeylerin. Ve yapmanın yeni yollarının gelişmesi demek aslında, bu üretimin yeni yolların gelişmesi demek de bir şekilde dinlemenin de yeni yolların geliştiğini gösteriyor. Ve aslında burada dinleme biçiminden bir tür deneyimleme biçimine geçtiğimizi, özellikle performansı da kattığımız zaman deneyimleme biçimine geçtiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü Pernod da bundan bahsediyor zaten. Bir noise müzik performansında yüksek seslerle dinlenilen, büyük hoparlörlerle dinlenilen aslında bir tür gerçekten deneyim var. Yani bu aslında bildiğimiz anlamda hani kulağımızla dinleme değil, bedenimizle dinleme gibi bir yere geliyor. O yüzden zaten deneysel müzik aslında artık deneyimsele geliyor. Müzik dinleme aslında sadece kulakla olmuyor denebilir. Kulağa sıkıştırılamıyor denebilir. Evet, yavaş yavaş artık Fernow'a da gelelim. Yani bunları düşündürdüğü için bana açıkçası bunları tekrar bakmama, tekrar okumama yol açtığı için aslında Fernow benim için halen çok önemli bir besteci. Besteci demeyelim, sanatçı. Hatta kendi deyimiyle sesle uğraşan bir sanatçı. Bir radikal müzik kavramsallaştırması var. Şimdi radikal müzik deyince aklımıza tabii hemen radikal üzerinden böyle çok politik şeyler geliyor. Politikali, siyasetle alakalı şeyler geliyor ama yani müziğin içindeki radikallik çok daha farklı yerlerden değerlendirilebiliyor. Bunlardan bir tanesi estetik anlamdaki radikallik tabii ki. Müzikal geleneklere olan karşı çıkış. Bunda mesela Throbbing Gristle geliyor aklımıza, yani benim aklıma. Yani bir tür bu faşist parodileri var biliyorsunuz. Ya da Merzbow'un sosyopolitik eleştirileri var aklıma ilk gelen. Diamanda Galas'ın toplumsal eşitsizlikler üzerine
yaptığı parçalar, albümler var. Ve Pernum'un da aslında Vatikan Shadow projesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki operasyonlarını ortaya koyduğu ve bunu Orta Doğu'dan aldığı bazı sessel malzemelerle bir araya getirerek bir tür kültürel melezlikle yakaladığını, sessel melezlikle yakaladığını söyleyebiliriz. Bu Vatikan Shadow projesi bu arada çok şey eleştiri alıyor. Tıpkı Müslüm Gavzı'da olduğu gibi, ki Müslüm Gavzı'dan çok etkileniyor. Ama onu bir kenara bırakalım. Biz şimdi öncelikle sessel vaziyeti, sesin bizi hatırlattıkları üzerinden gidelim yani, daha doğrusu. Bu radikal müzikle alakalı söylenen bir temel başka bir şey daha var. O da plak şirketleriyle, büyük plak şirketleriyle bağlarının çok da güçlü olmadığı. Her ne kadar Fernow aslında sonradan çok büyük şirketlerle çalışıyor olsa da, çok büyük olmasa da büyük şirketlerle çalışıyor olsa da, ilk çıkış noktasından bakmak gerekiyor. Çünkü benim zaten şeyim, nedir onun adı? Fernow'la olan münasebetim ve bugün de anlatmaya çalıştığım şeyler ilk projeleri, 2005'ten beri başlayan ilk projeleri. Kendi müziklerini kendileri basıyorlar. Herhangi bir parasal yardım aldıkları medya kuruluşları ya da işte ne bileyim, onları fonlayan kimse yok yani, öyle söyleyeyim. Ve butik şirketler kendi şirketlerini kuruyorlar, kendileri finanse ediyorlar. Hospital Productions da bir önemli bu anlamda, Fernow hakkında konuşurken. Aslında illegal olarak, çok uzun süre illegal olarak New York'ta bulunuyor. Fernow, Wisconsin'dan New York'a taşındığında gelişen müzik zevkiyle beraber aslında müzik yapmaya da başlıyor ve o dönem kimsenin onları konserlere çağırmadığını ve kimsenin aslında albümlerini kaydetmediğini ve o yüzden böyle bir yola girmek durumunda kaldığını söylüyor. İnisiyatif alıyor yani aslında. Fakat sadece müzikle alakalı değil, dediğim gibi kendisi sanatla sepette de çok uğraştığı için fanzinler yapıyor, tişörtler basıyor, kendi albüm kayıtlarını kendisi yapıyor, kendi albüm kapaklarını kendisi yapıyor ve bu anlamda aslında biraz DIY etiğine de yaklaşıyor diyebiliriz, biraz değil diyebiliriz. Zaten bir tür punklık da var. Röportajlarında sürekli bununla alakalı söylüyor. Ve noise her neyse diyor yani. Onunla bu yaptığı şeylerin punk ekseninde benzeştiğini söylüyor. Ve noise'u bir şekilde bir derin bir felsefe olarak alıyor. Derin bir felsefe olarak almasının yanında bir özgürlük alanı sunuyor. Ve özgürlüğü de hata yapma özgürlüğü olarak görüyor ki bunu zaten müziğinde de tam olarak bulabiliyoruz. Sadece yaptığı fanzinlerde değil, müziğinde de tam olarak bulabiliyoruz. Kültürel melezliği ama şu şekilde alabiliriz. Bir tür kasıtlı yabancılaştırmaya sebep oluyor Fernow'un işleri. Yani hem sessel anlamda, hem görsel anlamda, hem simgesel anlamda bir yabancılaştırma durumu var. Bunu aslında bağlamlarından kopartıp yepyeni bir bağlam kurarak da yapıyor diyebiliriz. Ve bu açıdan da dinleme bir deneyim olarak sesin ötesine ne geçip karşımıza çıkıyor. Yani dediğim gibi, en başta da söylediğim gibi, yani sadece kulaklarla yaptığımız bir şey değil. Baktığımız, hissettiğimiz ve hani bizi düşünmeye de sevk eden böyle total bir hal olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Daha doğrusu Fernow da bu değişikliği sağlayan bestecilerden, müzisyenlerden, performansçılardan bir tanesi diyebiliriz. Evet, bugün
Biraz Noyce'un neliği, bir tür olarak Noyce nedir gibi bir yerden aslında anlatmaya gayret ettim. Bunun için de dinlemeyi de dahil ederek konuşmayı tercih ettim. Neliğinden ziyade ne hissettirdiği bence çok önemli. Ve belki bu anlamda yapılacak çalışmalar ki bu anlamda yapılan birçok çalışma var. Bunların belki artırılması gerekiyor. Ama benim zihnimde kalan bu çalışmayı yaparken, Prurient dinlerken, incelerken, üstüne düşünürken müzik dinleme şekillerinden ne şekilde, müzik dinleme şekillerinden nasıl bahsedebiliriz? Noise'u ve Noise öğesi barındıran müzikleri nasıl dinleyebiliriz? Gibi bir soru ya cevap buldu ya da en azından ona doğru yöneldi diyebilirim. Tek bir dinleme şekli olmadığını, herkesin çok kişisel dinleme deneyimleri olduğunu ve bunların her müzikte farklı farklı olduğunu söylemekte de fayda görüyorum. Dominic Farnow üzerinden bakacak olursak aslında ben Vatikan Shadow projesinin de her ne kadar dediğim gibi çok fazla eleştirilse de yeni bir dinleme pratiğini bize sunduğunu söylemek istiyorum. Fakat ilk dönem müziklerinde yaptığı, denediği şeyleri biraz daha eğilerek sadece bir mikrofon ve bir amfiyle yaptığı performansının bize anlattıklarına bakarak aslında bu sorulara cevap bulabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü sadece bazı pedallar var, amfiler var, mikrofon var. Söylediği şeyler hiç duyulmuyor. Burada bir anlamlı olan bir münasebet var. Herhangi bir enstrüman kullanmıyor. Bir şey yok, bir armoni yok. Bildiğimiz anlamda bir armoni yok. Sürekli kakafoni var. Hatta yani böyle bir noktada delicesine bazı hareketler yapıyor. Ve bunun sahiden bir anlamda bizi yani noise üzerinden dinlemeye açık olmanın sadece müzikal dinlemeye değil, sesleri dinlemeye değil, etrafımızı dinlemeye de açık olmaya itebileceğini, en azından böyle potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Yani bir müzik dinleme sadece bir müziği dinleme olarak kalmayabilir. Bu bizim onunla olan ilişkimiz ve bunu dışarıya nasıl taşıdığımızla alakalı olabilir. Müzik hakkında bazen çok fazla konuşuyoruz, çok fazla yazılıp çiziliyor, kavramsallaştırıyoruz, ediyoruz filan. Ama bunu müziği dinlemeden ya da performansı izlemeden yaptığımız zaman bir tarafı eksik kalıyor denebilir. O yüzden ben de bugün Prurient'ın bu performansını, bir performansını size izletmek istedim. Burada yazı hakkında, konuştuğum şeyler hakkında hem yazdığım hem söylediğim şeyler hakkında bazı detayları bulabileceğinizi düşünüyorum. Bazı olmayan detayları belki kendinize çıkartabilirsiniz. Çünkü noise dediğim gibi bu anlamda bayağı doğurgan bir mefhum haline gelebiliyor. Bir paradigma haline gelebiliyor. Biraz da size bağlı, tüketene bağlı yani aslında. Alana bağlı, alımlayana bağlı. Benim bugünkü konuşmam aslında buradaki müziğin sadece dinlenebilir bir şey olmasından deneyimlenebilir bir şeye gelmesi hattını da içinde barındırıyordu diyebilirim. O anlamda bir izleyelim, sonra da yavaş yavaş kapatacağız zaten.
Thank you.
Ben bugün Dominik Fernov'un çoğunlukla Preprint projesi üzerinden yapmaya çalıştıklarını, hedeflediklerini size anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Dilim döndüğünce. Bir dinleme detayını soktum araya. Çünkü 20. yüzyıl müzik pratiğinde artık dinleme tek bir yere sıkıştırılamayan ve çoklu anlamlara sahip bir şey haline geldi. Dinlemeden deneyimleme, yani bir dinlemeyi merkeze alan bir tür deneyimleme biçimini aslında nasıl kurduğunu Fernow'un bulmaya, araştırmaya çalıştım. Ben müzik dinleme deneyimini, müzik dinleme değil dinleme deneyimini müzikten çıkarak gündelik hayata nasıl aktarabileceğiniz üzerine biraz aslında düşünüp taşınıyorum. Sosyal anlamda, toplumsal anlamda bize neler katabilir, neler sağlayabilir, nasıl bir potansiyeli var diye düşünüyorum. Ve bu anlamda her müzikte olduğu gibi Noyce'un da kendince, kendi bildiğince, kendi yaptığınca bir potansiyel sağladığını savunabilirim. Aslında Cage'in bahsettiği her ne kadar bugüne gelirken farklı farklı uğraklarda değişimlere uğrasa da bütün seslere en azından açık olmak, kabul etmesek bile açık olmanın da önemli bir, yani bize katabileceği bir şey olduğunu da iddia ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.